Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Değerli katılımcılarımız, size şöyle bir şey söylesem hemen bu konuşmanın, bu güzel sohbetin, bu güzel anlatının ardından. Telefonunuz şimdi bir mültecinin telefonuna dönüşecek. Nasıl olacak acaba bu iş? Sahneye BBC'den Elizabeth Mernes'ü davet ediyorum. Kendisi anlatacak. Elizabeth, stage is all yours. Hello. Merhaba. Sizlere BBC Medya Aksiyonu'ndan bahsedeceğim. BBC'nin oluşturmuş olduğu uluslararası yardım kanalı. Pek çok yaratıcı eylemler var ve medyaya inanıyoruz. İletişim sayesinde fakirliği azaltabilirsiniz ve kriz anlarında çok faydalı olabileceğini düşünüyoruz. İnsani yardım ajanslarından destek alıyoruz. Mesela Yunanistan'daki mülteci kriziyle ilgili olarak, burada insanların nasıl onlarla iletişim kurabildiğiyle alakalı olarak, 100'den fazla Afganistan, İran ve Suriye'den gelen mülteciyle konuştuk ve rapor hazırladık ve raporun yanı sıra bir şey daha yapmaya karar verdik. Şimdi sizlere öncelikle şunu soracağım. Cep telefonlarınızı çıkartın. Normalde kapatmanızı isteriz ama cep telefonlarınızı elinize alabilir misiniz lütfen? Ve buradaki linki açabilir misiniz? bit.ly/bbcrefugeephone. Ondan sonra full screen yapın. Çok faydalı olacak çünkü bu içerik şimdiye kadar hazırladığımız ilk içeriklerden bir tanesi. Özellikle mobil telefonlarda kullanılmak üzere hazırlandı. Mobil telefonu olmayan ya da Wi-Fi olmayanlar için şimdi size animasyonla göstereceğim zaten ne olacağını. Ülkenizden ayrılmak zorunda kalsanız hangi tarz bir teknolojiyi alırdınız yanınıza? Mültecilerin çoğu Suriye'den geliyor, Afganistan'dan da, Irak'tan. İzmir, bütün yolların kesiştiği yer Türkiye'de. Yunanistan'a bir bota binmeden önce burada buluşuyorlar. Baba yazıyor burada, neredesin diyor, bottayım diyor. Nerede olduğumu bilmiyorum tam olarak. Çalışmıyor bu arada telefon o sırada. Sim kart bu ülkede çalışmıyor diyor. İnternet yok. GPS var mı? GPS'ten lokasyonunu gönder. Neredeysen orada, oraya yazacağım. Yunanistan'a gidiyorsun, Avrupa'ya. Harika. Bu mülteci krizi daha öncekilerin hiçbirine benzemiyor. Dijital çağda yaşanmış en büyük mülteci krizi. Sınıra yaklaşıyorlar. Geri dönün. Başka bir yol bulmanız lazım. Emin misin? Nereden biliyorsun? Sana güvenebilir miyim? Burada bir savaş var. Pardon, kavga var. Bu kampta şu an bir kavga var. Nasıl bağlantı kurabilirsiniz? Mülteci krizi kapatılamadı. Teşekkür ederim. So
sosyal medyanın yapabileceklerine örnek bir tane. Milyonlarca kişi seyretti bunu. Bunu hazırlayan kişi Thomas Hannon, meslektaşım, hazırladı. Teşekkür etmek istiyoruz kendisine. Bu krizle ilgili en ilginç nokta şu. Farklı medya araçlarında farklı şekillerde ele alındı. Thomas'ın yaptığı burada farklı bir bakış açısından ele almaktı. Mobil telefonların mültecilerin en sık kullandığı iletişim aracı olduğunu ortaya çıkardı. Bu noktada Thomas Hannon mobil telefonda bu şekilde eğer telefonunuz çalışmazsa tamamen çaresiz kalabileceğinizi bir mülteci iseniz eğer o hissi biliyorsunuz değil mi? İletişimi kaybettiğiniz bütün mülteciler o hisse sahipler her gün neredeyse. Şimdi sizlere yine Tom'un hazırladığı bir videoyu göstermek isterim. Editoryal kararlarından bahsedecek. Verilerle nasıl hikaye sağlayabiliriz ve animasyonları nasıl kullanabiliriz? Bu çok hızlıca yaptığım videonun açıklaması. Buradaki önemli olan nokta videodaki şuydu. Şu fikirdi. Önümüzdeki birkaç dakika telefonunuz mülteci telefonu olacaktır diye yazdık. Bu son derece etkileyici oldu. Buradaki tasarım kararları vardı. Buradaki insanlara isim versek mi, vermesek mi? Onun yerine baba yazdık karakterlerden bir tanesine. Sadece görsel izler verdik, sessel izler verdik, otantik sesler koyduk. Bu insanlar telefonlarında duymaya çok alışkın olduğu sesler, gerçek bir mesaj gelmiş gibi algıladılar. Ama buradaki fikir, neler görebiliyorsunuz? Burada kamera aplikasyonuna geçtik bu resimleri gösterebilmek için. Sonrasında işletim sisteminden mesela buradaki mülteci krizi hiçbirine benzemiyor falan dedik. Bu cümleleri kullandık. Sonrasında kavga deyimini kullandık. Kamptaki kavga. Yani telefonu zarar görüyor. Araştırmalar gösterdi ki kamplarda da olaylar var. Dolayısıyla bunu yapmaya hakkımız vardı. Bu anın da gösterilmesi önemliydi. Telefon kapanıyor. Ve arkasından da felsefi bir soru geliyor. Kime güvenebilirsin? İletişimi nasıl sağlayabilirsin diye. Ve mülteci krizi kapatılamıyor. Ortadan kaldırılamıyor gibi bir ekranda kapatılamıyor. Bu sizlere genel bir fikir verdi diye düşünüyoruz. Bu tarz medya araçları hazırlayabilmek için. Bugün burada aldığımız reaksiyonları göstermek için buradayım bu animasyonla ilgili olarak. 200 binden fazla kişi raporu okudu. Milyonlarca kez paylaşıldı Facebook'ta. Ve uluslararası basının da dikkatini çekti. Huffington Post ve Independent gibi gazeteler de buna yer verdi. Birkaç şey daha göstermek istiyorum aynı noktada. Benzer yaklaşımları aynı ölçekte. Burada mesela Suriyeli mültecileri gösteriyorsunuz Lübnan'da. Android platformda yükleyebiliyorsunuz. Android platform en sık kullanılan platform araştırmalara göre. Bununla ilgili filmler var, eğitim, yasal süreçler, nasıl kaldığınız yeri koruyabilirsiniz, beslenme, sağlıkla ilgili mesajlar var. GPS de kullanılabiliyor. En yakın yeri bulabiliyorsunuz. Mülteciler herhangi bir insani yardım merkezi var mı yok mu
onlara da ulaşabiliyorlar. Sormak istedikleri bir soru, istedikleri destek varsa diye. Bu mesela Bangladeş ekibi. Ülkelerde farklı farklı ekiplerimiz var, farklı ülkelerde. Dijital içerik de hazırlıyorlar televizyona ek olarak. Çünkü tüm dünyada mobil geniş bandı çok ciddi bir dikkat çekiyor. Dakar, Bangladeş'ten bu görüntüler. I'm Not Perry dedi, birlikte çalışıyoruz demek. BBC'de ilk defa 360 derece görüntü sağlıyor. Bu linki tıklarsanız eğer bit.ly/earthquake360 telefonunuzdan 360 derece hareket ettirebileceğiniz ve görebileceğiniz fotoğraflara ulaşabilirsiniz Dakar'dan. Bu deprem kampanyasıyla ilgiliydi. Bu notlar var. Bu notlara dokunursanız eğer farklı insanlar farklı şeyler anlatıyorlar depremle alakalı olarak. Bu notalar var, onları kastediyorum. İşte deprem esnasında caddedeler miymiş, arabadalar da mıymış, evdeler miymiş, bunları anlatıyorlar. Farklı farklı hikayeler var içerisinde, deprem hikayelerini anlatıyorlar. Bu da bir yenilik. Ne olacağını düşündüğümü sormuştunuz 2030'da dijital medyada. Dijital medyada son 15 senedir çalışıyorum. 15 sene önce şunu söyleyebilirdim. Çok da bir şey yoktu. Yılın en büyük hikayesi MP3'tü. İnsanlar onu bilgi süper otoban olarak adlandırıyorlardı. Önümüzdeki 15 sene sonra nereye gideceğiz? Vallahi kim bilir? Burada önemli olan bir nokta şu. Çok iyi bir içerik olacak. Çok yenilikçi bir içeriğe ihtiyacınız olacak. BBC Media Action bölümü bunu oluşturuyor. İnsani yardım bölümü bu projeleri bu şekilde hayata geçiriyor. Londra'da ve bulunduğu ofislerin bulunduğu ülkelerde inovatif içerikler oluşturuyor. Buna her zaman ihtiyaç duyulacak bu arada. Çok teşekkürler, bu kadardı. Elizabeth, biz teşekkür ediyoruz İstanbul'a geldiğiniz